Merhaba CNC severler. Bugünkü videomuzda Easel isimli ücretsiz CNC yazılımıyla CNC'leri nasıl kontrol ederiz onu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. İş CNC yazılımı seçmeye geldiğinde önümüzde bir sürü seçenek var. Bu seçenekleri değerlendirirken ne iş yapacağımıza göre karar vermemiz gerekiyor. Ama öncelikle bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi 2.5D bir yazılım mı, 3D bir yazılım mı? 2.5D yazılım X ve Y ekseninde hareket yaparken Z'yi yavaş yavaş aşağı indirerek katmanları o şekilde kazıyan yazılımlar oluyor. 3D yazılımlar da bu şekilde Z eksenini sürekli hareket ettirerek yani X ve Y ekseniyle birlikte hareket ettirerek yapan yazılımlar. Easel 2.5D yazılım arasında gösterebiliriz. Peki bu videoda neden Easel'ı anlatıyorum? Öncelikle kullanımı ve öğrenmesi aşırı kolay. Herhangi bir eğitim, herhangi bir şey gerektirmiyor. Yani bu videoyu izleyerek bayağı bir şey yapabilirsiniz. Bunun dışında kurulum da gerektirmiyor. Online çalışıyor. Windows, Mac, Linux fark etmeksizin herhangi bir bilgisayarda çalışıyor. Sadece küçük bir driver yüklemek gerekiyor. O da bir iki dakikanız alıyor. Diğer güzel şeylerden bir tanesi de ücretsiz versiyonu var ve ücretsiz versiyonunun bir süre sınırlaması falan yok. Ve ücretsiz versiyonuyla neredeyse her şeyi yapabiliyorsunuz. Pro versiyonunda da birkaç tane ekstra özellik var. Ama ücretsiz versiyon gayet yeterli oluyor. Bunun dışında topluluk desteği de var. Başka insanların yaptığı tasarımları Easel'dan girip hemen biraz değiştirip kendi makinamızda kazıma yapabiliyoruz. Ve son olarak bana göre Easel'ın en büyük avantajı hem tasarım yapıp hem kazıma yapabiliyoruz. Birçok CNC yazılımında tasarımı ayrı bir yerde yapıp G-Code'a çeviriyoruz ve G-Code yazılımı ayrı oluyor. Mesela tasarımı AutoCAD'de yapıp Candle isimli yazılımda da G-Code'a çevirip makinaya komutlar göndermemiz gerekiyor. İki farklı yazılım yerine sadece Easel'la bu işleri çözebiliyoruz. Tabii Easel'la her şeyi mükemmel yapıyoruz demiyorum ama başlangıç seviyesinde kesinlikle tercih edilebilecek bir numaralı yazılım. Easel kullanacaklar için son olarak şunu da hatırlatıp hemen yazılıma geçiyorum. İnternet bağlantısı ihtiyacı olduğu için internet bağlantısının olmadığı ya da çok kötü olduğu yerlerde mesela diyelim ki bodrum katta internetin çok az çektiği bir yerde atölyeniz var. O zaman Easel'ı tercih etmeyebilirsiniz ya da Easel'la tasarımı yapıp Candle gibi yazılımlarla da çıktı alabilirsiniz. Bu tip içerikleri faydalı buluyor ve devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Easel.inventables.com'a ücretsiz üye olduktan sonra şuradan driver'ı indirip kuruyoruz. Easel işletim sistemimize uygun driver'ı gösteriyor ve inen dosyayı açmamız yeterli oluyor. Eğer bilgisayarınızda CH340 sürücüsü yüklü değilse şuradan da onu indirmek gerekiyor. Şimdi driverlar yüklendiğine göre artık makinamızı çalıştırabiliriz. İlk olarak CNC'yi home pozisyonuna alıyorum. Her CNC'de limit switch olmadığı için mesela 3018 CNC'lerde limit switch yok. Bu tip makinelerde home machine seçeneği çıkmayabilir. Daha sonra makinamızın ayarlarını Edit Your Machine menüsünden yapıyoruz. Raptor X CNC'nin tablası 34 cm'ye 24 cm olmasına rağmen çalışma alanı 24'e 24 cm. Dolayısıyla bu bilgileri buraya giriyoruz. Benim kullandığım CNC'nin spindle hızı manuel ayarlanıyor. Ben de bu seçeneği seçip kaydedip çıkıyorum. Sizin CNC'nizde spindle otomatik ayarlanıyorsa siz otomatik seçeneğini seçip kaydedebilirsiniz. Bu arada kullandığım Raptor X CNC'nin incelemesine yukarıdan ve açıklamalar kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Solda gördüğümüz mavi alanda daha açık renkli kare alan CNC'nin çalışma alanını, beyaz renkli kesim ise üzerinde çalışacağımız materyalin alanını gösteriyor. Görüldüğü gibi materyal biraz büyük gelmiş. Sağ taraftaki menüden materyali ve ölçülerini değiştirebiliyoruz. Elimdeki tahtanın cinsini bilmiyorum ama tipi benzediği için çam ağacını seçtim. Materyale göre kazıma hızı gibi bazı ayarlar otomatik olarak değişiyor ama ben elle ayarlayacağım için materyalin ne olduğu benim için çok mühim değil. Cetvelle ölçtüğüm ölçüleri de girdikten sonra sıra geldi uç seçimine. Ücretsiz versiyonda sadece düz uçlar var. V tipindeki uçlar için ücretli versiyona geçmek gerekiyor. Ben video boyunca ücretsiz versiyonla çalışacağım için düz uç seçiyorum ve uç çapında 3 mm olarak ayarlıyorum. Ucun çapı kazıma süresini çok etkiliyor. Mesela 3 mm yerine 1 mm'lik uç kullanırsam kazıma süresi en az 3 kat artacaktır. Kesme ayarlarında hızı birazcık yavaşlatıp her bir Z hareketinde ne kadar derinliğe ineceği ayarını 1.6 mm'den 1 mm'ye düşürüyorum. Aslında ahşap işlerken çok daha hızlı ve daha derine inebiliriz. Sonuçta bu makine metal de işleyebiliyor. Ahşap bu makineyi pek zorlamaz. Ama sonradan hızlandırma seçeneği olduğu için şimdilik böyle kalsın. Kazıma sırasında da hızlandırabilirim. Şimdi sıra geldi tasarıma.
tahtanın üzerine CNC nasıl kullanılır yazacağım. Bunun için hazır fontlardan bir tanesini seçiyorum. Başka font eklemek istersek yine Pro versiyona geçebilir ya da Photoshop gibi başka bir yazılımda tasarım yapıp Ease'la aktarabiliriz. Bu haliyle de ücretsiz bir şekilde farklı fontlarda kullanmış olabiliyoruz. Eklediğimiz yazı ya da şekilleri hizalamak için sağ üstteki Position menüsünü kullanabiliriz. Tasarımın ortası ya da köşelerini merkez olarak alacağımızı da buradan seçebiliyoruz. Aşağıdaki menüden açı değiştirebiliyoruz ve en sık kullandığımız yer kat menüsü. Oradan da seçtiğimiz tasarımın ne kadar derinlikte kazınacağını seçiyoruz. Tahtanın kalınlığı kadar kazıma yapılmasını istersek tamamen boşluk oluşuyor. Ben boşluk değil derinlik oluşsun istiyorum. Aşağıdaki cut pad menüsünden de çeşitli şekillerde kazıma seçeneklerinden birini seçebiliyoruz. Bu yazının okunaklı olması için 4 mm derinlik bence yeterli. Her seferinde 1 mm derine ineceğini seçtiğimize göre toplamda 4 seferde kazıma işlemimiz tamamlanacaktır. Yazı dışında burada kare gibi temel şekiller, çizgi çizme, emojiler ve tasarım kütüphanesindeki diğer şekilleri de kullanabiliyoruz. Bunların bir kısmı ücretsiz, bir kısmı da Pro versiyon için. Para vermek istemezseniz benzer şekilleri internetten ücretsiz bulup Ease'la yine aktarabiliyoruz. Örnek olarak şu emojiyi ekledim. Ön izleme alanında dikkat ederseniz emoji yerine elips bir şekil çıktı. Bunun sebebi seçtiğimiz uç ile boyutun orantısız olması. 3 mm uç yerine 0.1 mm uç seçersem şeklin detayları ortaya çıkıyor. Ya da 3 mm uç ile şekli büyüterek aynı sonucu elde edebilirim. Bunların dışında Easel'ın en sevdiğim yanlarından biri uygulamalar özelliği. Farklı uygulamalar Easel içinde çalışabiliyor. Mesela labirent oluşturucu sayesinde istediğimiz özellikle labirent oluşturmak saniyelerimizi alıyor. Sıra geldi kazımaya. Car butonuna tıklayarak kazıma işlemini başlatıyoruz. Öncelikle kazıyacağımız malzemenin ölçülerini girdiğimizden emin olmalıyız. Özellikle derinlik çok önemli. Mesela 15 mm'lik tahtayı 10 mm diye girip 14 mm kazırsak tablayı 4 mm delmiş oluruz ki bunu hiç kimse istemez. Sonrasında materyali sabitlediğimizden emin oluyoruz. Ben Raptorex CNC'nin kutusundan çıkan şu metal çubuklarla sabitledim. Uçtan da emin olduktan sonra en önemli kısma geldik. Sıfır noktası belirleme. Kazıma yapacağımız alanın sol alt köşesine X ve Y eksenlerini yaklaştırıyoruz. Sonrasında da bir A4 kağıdı girecek kadar boşluk bırakıp Z eksenini yaklaştırıyoruz. Ve Use New Position butonuna tıklıyoruz. Güvenlik için ucu 10 mm yükselten Raise the Bit'e tıklıyoruz ve Spindle'ı açıyoruz. Spindle çalıştıktan sonra The Spindle is On butonuna tıklıyoruz ve Carve dediğimizde kazıma işlemi başlıyor. Bazı CNC'lerde Spindle otomatik olarak çalışır, Raptorex gibi bazılarında ise manuel çalışır. Ben manuel olmasını tercih ediyorum çünkü kazıma sırasında hız değiştirmek gerekebiliyor ya da bazen doğru hızı kazıma sırasında bulabiliyoruz. Kazıma sırasını ve kazıma süresini sol alttaki şu menüden görebiliyoruz. Mesela önce C harfi sonra A harfi kazınacakmış, yani bizim gözümüzde gördüğümüz sıraya göre gitmiyor. Alttaki uncut araya seçeneğinde ise bu uçla kazınması imkansız olan alanları görebiliyoruz. Eğer bu alanlar sizin için çok önemliyse iş bittikten sonra daha ince uç takıp sadece o alanları kazıyarak vakitten kazanabilirsiniz. Kazıma işlemi bitti. Eğer CNC işiyle uğraşıyorsanız linkini açıklamalarda paylaştım. Şu süpürgeyi de kesinlikle tavsiye ederim. Boyu bayağı küçük, her yere giriyor, çekim kuvveti de bayağı güçlü. Toz çıkaran işlerle uğraşıyorsanız kesinlikle buna benzer bir süpürge edinmenizi tavsiye ederim. Süpürgeyle temizledikten sonra çapakları yok etmek için hafifçe zımparayla üstünden geçiyorum ve artık ürünüm hazır. Şimdi farklı bir kazıma yapacağım. Lazerle üzerine yazı yazarım diye aldığım ama uzun zamandır kullanmadığım şöyle bir ağaç parçası var. Yamuk olduğu için CNC ile çok düzgün sonuç almak zor ama deneyerek hallederim diye düşünüyorum. Ölçülerini alıp yaklaşık olarak kaydediyorum. Bir taraf 28, bir taraf 18 mm civarı. Yani bayağı yamuk bir ağaç. 3 tane mum koyulabilen bir mumluk yapacağım. Bunun için mumların da ölçülerini alıyorum. Ve biraz önce anlattığım şekilde ayarlamalarını yapıp kazımaya başlıyorum. Şimdi yanına I Love CNC yazmak için sade bir tasarım yapıyorum ve aynı şekilde ayarlamaları yaptıktan sonra bu kazıma işi de bitti.
Sol tarafta birazcık boş yer kaldı. Oraya da CNC'nin markasını yazıp üreten firmaya teşekkür babında bir hediye yapmayı düşündüm. Umarım beğenirler. Bu videoda başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için temel CNC ayarlarını ve ücretsiz CNC yazılımlarından biri olan Easel'ın kullanımını sizlerle paylaştım. Sonraki videolarda RaptorX CNC ile neler yapmamı ya da ne anlatmamı istersiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız okumaktan mutlu olurum. Bu CNC'nin inceleme videosuna da şuradan ulaşabilir ya da ilgi alanınıza göre şu videoyu izleyebilirsiniz. Sonraki videoya dek hoşça kalın. İyi ki varsınız.